Geçsene Savaş Bey'in yanına. Bir fotoğrafınızı çekeyim. Gel. Olur. Teyzesi Ömer'i de al. Gel bakalım sen, gel. Bak. Bora. Aşkım. Ben eve gitsem artık. Geç oldu. Ne gitmesi? Bu seferlik bu kadar yeter. Şaka mı yapıyorsun Nazan? Yani Savaş eve gelirse beni sorar. Baran da beni bekler, uyumaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ben müsaadenizi rica edeyim. Aa, niye? Ne güzel oturuyorduk. Gideyim. Habersiz geldim zaten. Mahcup oldum aslında. Estağfurullah. Yine bekleriz. Tabii ki. Oo, ne güzel uyuyor. Çok usludur benim oğlum. Hiç rahatsız olma lütfen. Memnun oldum Savaş Bey. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Harika bir ailem var Yasemin. Ablanı çok sevdim. Kayınvalidesi çok tatlı bir kadın. Öyledir. Burada mı kalacaklar bu gece? Hı hı. Yasemin, bu hafta sonu bir yere gidelim mi? Nereye mesela? Sen nereye istersen. Yapma, görecekler. Söz ver. Neye? Hafta sonu bir yere gidelim dedim ya. Ömer al. Annesi yanında. Sen niye panik oluyorsun? İyi tamam, hadi git artık. Yasemin, hafta sonu bir yere gideceğimize söz ver önce. Tamam, söz. Çaymak yok ama. Tamam tamam. Allah'ım inanmış olsun. Allah'ım ne olur inanmış olsun. Öldüm öldüm dirildim ya, of. Ay hala elim ayağım titriyor. Of Allah'ım ya, yalan söylemek ne zor bir şeymiş. Sonsuza kadar böyle kalabilirim. Bora. Benim gerçekten gitmem lazım. Kal diye ne kadar ısrar etsem de faydası yok değil mi? Kalamam ki. Biliyorum. Peki. Ya Bora. Ne olur kusura bakma. Benim böyle bir ailem var işte. Anlıyorum canım. Haklısın. Dur anahtarı alayım da bırakayım seni eve. Yok yok. Yani taksiyle giderim ben. Yakın bir yere kadar bırakabilirim. Gerek yok. Gerçekten. Arkadaşın sitesine gidiyorum. Oradan şoförü çağıracağım. Nazan. Bora, lütfen, lütfen yap. Özür dilerim, kendimi tutamadım. Tamam, evine bırakamıyorum. Bir taksiye bindireyim o zaman. Peki. Gel hadi. Ne diyorsun damat hakkında Dünürcüğüm? Vallahi ben bayıldım Leyla.
O ne kibarlık, o ne efendilik. E boylu poslu da maşallah. Ben de beğendim. Sinem, hadi kızım vakitlice gidelim. Hı hı. E kalın bu gece burada. Yarın işe gideceğim Yasi. Buradan gidemem. İyi peki. Ne zaman döneceksin sen Bodrum'a? Aa, bırakmayacağım bir süre annemi. Çok özledim vallahi. Ay kuzum. Oo, oo, oo. Eve varınca ara. Çok merak ederim ben seni. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Alo Begüm. Nasılsın hayatım? Çok özledim seni. Ne demek 40 yılda bir aklına geliyorum? Hep aklımdasın. Gerçekten. Çiçek ne var ne yok? Hiç yok bir şey abla. Televizyon seyrediyorum. Sen neredesin? Ben yoldayım. Savaş geldi mi? Yok daha gelmedi niye? Ha biraz geciktim de ben. Şuleler bir türlü bırakmadı. Ya Savaş gelirse biraz oyalı olur mu? Bu saatlere kadar neredeydin diye sormasın şimdi. Nasıl oyalı ya? Yani odasında de. Uyuyor de. Bir şey değişti. Abla yalan mı söyleyeyim yani? Ya Çiçek idare et ne olur. Tamam elimden geleni yaparım. Endam. Hı. Sen de yat istersen geç oldu. Sırtım sırılsıklam olmuş terden. Heyecandan mı? Yanlış bir şey söyleyeceğim diye. Savaş. Ne haber Çiçek? Hoş geldin. Hoş bulduk. Annemler Van'a gitmiş ha? Hı. Ablam nerede? Erken yattı bu akşam. Biraz başı ağrıyormuş. Allah Allah. Hasta mı? Bakayım şuna. Aa, yok. Hasta değil. Başı ağrıyordu sadece. Bırak uyusun. Sen çok yorgun görünüyorsun. Çalıştın mı bu saate kadar? Yorucu bir gündü. Hadi otur dinlen biraz. Ben de yemek hazırlayayım. Sağ ol, aç değilim. Ama çok güzel pilav yaptım. Baran iki tabak yedi. Sen pilav seviyorsun değil mi? Niye sen yaptın? İş mi yaptırıyorlar yoksa sana? Aa, yok canım. Kimse elimi bir işe sürdürmüyor. Ben istedim, yemek yapmayı seviyorum. Hadi otur, cacık da var. İster misin? Gerçekten tokum Çiçek. Hadi yiyeyim biraz. Az ama. Tamam. Bakalım beğenecek misin? Vallahi tane tane. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Onu üst kata transfer etmişler.
ben de senin gibi. Çok güzeldi. Aa, çok az yedin ama. Hatırın için yedim. Aç değildim ki. Savaş. Biraz dursana. Ne oldu? Bir şey konuşmak istiyorum seninle. Evet, dinliyorum. Abla nerede kaldın ya? Ya şöyle bırakmadı ki. Ne oldu, bir sorun mu var? Okulum yakında bitiyor biliyorsun. Staj yapmam lazım. Yani Şahnuran'a hayır diyecek tabii ama... ben birkaç yeri araştırdım aslında. Bunu daha sonra konuşalım mı Çiçek? Çok yorgunum, hemen yatacağım. Peki. Affedersin. İsteklerimle bunaltıyorum seni. Ben burada bekliyorum. Ne alakası var? Hemen küsme öyle. Yok, küsmedim. Merak etme. Ne yapmak istiyorsan arkanda olacağım. Daha önce de söyledim. Sen uygun bir okul bul, sonra konuşalım. Tamam. Küsmek yok ama. Hadi iyi geceler. Sana da. Gelebilir miyim? Tabii. Başını ağrıyormuş, geçmiş olsun. Sağ ol ya. İlaç aldım, geçer şimdi. Ateşin falan var mı? Yok yok, iyiyim. Ağrımazdı senin başın pek. Annem bana gitti. Biliyorum. Mustafa'yı getirecek herhalde. Uzak kaldı ya biricik oğlundan. Şımarta şımarta serseri yaptı çocuğu. Bakalım ne olacak sonunda. Sorma. Ne zaman gelecekmiş? Bilmiyorum. Kalsın biraz. Havası değişir. Hadi iyi geceler. Sana da canım. Annem. Annem. Savaş inandı mı sence Ömer'in Sinem'in çocuğu olduğuna? İnandı, inandı kesin. İyi. Bakalım nasıl çıkacağız bu işin içinden Yasemin? Evet. Fakat anne... Ne? Sinem'den mesaj. Söylesene Yasemin. Fakat dedin sustun. Ömer Savaş'ın kucağındayken kendimi o kadar iyi hissettim ki. Sanki aileymişiz gibi. Ne kadar güzel çıkmışsınız Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim sen gör halimizi. Hayırlısını ver hakkımızda. Nazan, canım. Bora, ben eve geldim de haber vereyim dedim. İyi, rahatladım. Kolay gidebildin mi? Yine iki vasıta. Önce taksi, sonra araba. Canım benim, ne zor ya. Bora,
Taraflar nerede? Nazan, seni sonra arayayım mı? Rahatsız mı ettim ben? O nasıl söz? Bir arkadaşım uğradı da iş konuşmamız lazım. Hemen arayayım. Yok yok, sen arama. Ben yarın ararım seni. Peki, nasıl istersen. İyi geceler. Kiminle konuşuyordun? Demek beni çok özledin. Hem de nasıl? Aşkım, yatmamıştın inşallah. Yo, aramanı bekliyordum. Aşkımı ben arayayım demedin yani. Benim aramamı bekledin. Evet, tabii ki. Anlat bakalım. Ne konuştunuz? Hangi konuda? Benim hakkımda. Ablanlarla dedikodu yapmadınız mı? Ne dediler benim için? Vallahi ablam iyi bir çocuğa benziyor da. Eniştene söyleyelim de hakkında bir araştırma yapsın dedi. Kimin nesiymiş, bu katın var mıymış? Nasıl araştıracaklarmış? Dedektif mi tutacaklar? Bilemem. Ömer ağlıyor. Duyuyorum. Tamam anneciğim, ağlama anneciğim. Senin yanında mı? Benim odamda yatırıyorum Ömer'i. Ablamla annem misafir odasında. Ömer'e anneciğim mi dedin demin sen? Evet. Teyze anne yarısı değil mi? Ben hep anneciğim diye seviyorum onu. İyi de kendi çocuğunu nasıl seveceksin? Anlaştık mı? Ah benim güzeli. Her şey düzelecek. Tamam mı? Hadi şimdi kahvaltını yap. Hadi. Halasının bir tanesi. Okumayı söktün mü bakayım? Daha hazırlıktayız halası. Seneye inşallah. İnşallah. Hadi kızım, öp alayı, doğru okula. İyi dersler kızım. Allah senin açıklığı versin. Hala ben de öpeyim. Ah yavrum, hayırlı dersler. İyi dinle öğretmenini, tamam mı? Alo. Söyle Hasan. Tamam. Eyvallah. Ne oldu? Mustafa'yı bulmuşlar. Getiriyorlar.
Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Koyayım mı çayını? Koy koy. Ne güzel bir sabah ya. Bahar geldi. Günaydın. Günaydın. Hadi geç yerine. Günaydın. Geç. Anne dün akşam neredeydin? Nasıl neredeydin? Evdeydi Barancığım. Niye beni annem yatırmadı? Ama annenin başı ağrıyor dedim ya sana. He evet. Anne geçti mi? Bir tanecik oğlum benim. Nasıl da merak edermiş annesini. Hadi. Hadi kahvaltımızı yapalım. Peynirli yumurta ister misin? Olur. Az hemen. Tamam hemen hazırlayayım ben. Ne yapacağız şimdi bu kızcağızı? Yanımızda çalışsın, bir faydası olsun diye evimize aldık. Kızın başına gelene bak. Tamam Pala. Mustafa'yı götüreceğiz işte. Kızcağız kalsın burada yine. Kalmak istemiyor. Haklı kız. Ne istiyor peki? Okumak. Okumak mı? Ne var bunda? Niye şaşırıyorsun? Kardelenci fidan başladı yine. Kız okumak istiyor ya. Bundan güzel şey mi var? Pala, kızcağızın hayatı kayıyordu neredeyse. Hem de bizim evimizde. Onu okutmak boynumuzun borcu artık. Nasıl olacak Fidan? Burada kalmak istemiyor diyorsun. Bölge okuluna göndereceğiz. Yatılı bir sürü kız okuyor orada. Babası olur diyecek mi? Hele bir demesin. Vallahi hasta masta dinlemem parçalarım o babayı. Tamam Fidan, tamam. Doğru diyorsun kızım. Allah razı olsun abla. Zeynep! Kahrımdan gözüme uyku girmedi Pala. Ailesine ne veriyorsanız yine verelim, sefil olmasınlar. Doğru. Okul masraflarını da üstleniriz. Sen babasıyla konuş. Bugün hallet bu işi. Tamam. Buyur abla. Gözün aydın. Okula veriyoruz seni. Fidan abla, Allah ne muradın varsa versin. Tamam. Ağlama. Ağlama kızım. Anne nasıl bunlar? Oy, çok güzel. Ama çok alıyorsun be kızım. Ver. Küçülüyor sonra, yazık günah. Vallahi hiç giymedikleri var daha. Olsun, veririz birilerine. Almak istiyorum anne, ne yapayım? Ya, çalışan anne suçluluğu değil mi? Ben de senin gibiydim. Maaşımı olduğu gibi size yatırırdım. Babacığın zor engellerdi. Hadi çıkalım, uçağı kaçıracağız. Geldim oğlum. Oh, gel bakalım sen bana. Hoppa. İner inmez ara, tamam mı? Ölürüm ben meraktan. Tamam kızım, tamam. Sanki aramıyorum. Hay Allah. Bin bakalım. Şunu da şuraya koyayım. Thank you.
Sağ olun Semahat Hanım. Allah razı olsun. Vallahi büyük sevap. Selamlar herkese. İyi günler. Semahat Hanım, kayıt mayıt her şeyi hallederim ben. Siz merak etmeyin dedi. İyi bari. Geldi. Getirdik ağam. Tamam. Siz çıkın dışarı. Tamam ağam. Anne vallahi ben bir şey yapmadım. Gözlerimle gördüm Mustafa, gözlerimle. Ne işin vardı kızın odasında? Ben seni ırz düşmanı ol diye mi yetiştirdim ha? Sen ne ahlaksız, şerefsiz bir evlatsın ha? Sen abla, tamam, kime bırak. Çektin? Kime çektin ahlaksız? Anne affet. Ellerimle tamam, parçalayacağım. Tamam abla. Ellerimle parçalayacağım abla, tamam. Beni. Defol git buradan. Git buradan. Yeter, kalp krizi geçireceksin artık. Gel otur şuraya. Su getirin. Buyurun Savaş Bey, beni istemişsiniz. Dilacığım, şu teşvik konusunda bir gelişme yok mu hala? Maalesef bildiğim kadarıyla yok. Allah Allah. Bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Aslında dosyayı Gökhan Bey takip ediyordu. Bana bir çağırsana Gökhan'ı. Burada değil, fabrikaya gitti. Tamam, gelir gelmez beni görsün. Tabii. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. O kadar iyi hissettim ki kendimi. Sanki Sinem gerçekten ablam. Savaş ailemle tanışmaya gelmiş. Savaş nasıldı? Ay öyle tatlıydı ki inanamazsın. Nasıl nazik, nasıl şeker. Yakışıklı değil miydi? O elde var bir. Her zamanki gibi yakışıklı, karizmatik. Ne güzel bir aşk bu Yasemin. Allah bozmasın. Savaş arıyor. İyi sevgili, lafın üstüne ararmış. Savaş, aşkım. Canım. Bir tanem. Çok özledim seni. Ben daha çok özledim. Özlediysen hani bugünkü mektubun? Niye gelmedi? Yazmaya fırsatım olmadı ki. Geç geldim bu sabah işe. Tabii. Yeğeninden ayrılamadın değil mi? Ayrılamadım. Sabah Ömer'i koklaya koklaya bir hal oldum. Ha, annemler çok selam söyledi sana. Sağ olsunlar. Enişten seyahatten dönsün. Bir akşam yemeğe çıkalım beraber. Olur. Günaydın millet. Günaydın. 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 Öğlen ne yapıyorsun? Hiç, çalışıyorum. Çalışma. Buluşalım. Cem'in orada yemek yiyelim beraber. Akşam buluşacaktık ya. Olsun. Öğlen de buluşalım. Özlüyorum seni, ne yapayım? Abla. Hadi sofraya. Yemeyeceğim Fidan. Hiç içime almıyor. Abla. Ne rahmetlinin ailesinde vardı böyle kötülü biri. Ne de bizim ailemizde. Kime çekti bu oğlan? Abla. Benim haddime düşmez ama bunun soyla sopla alakası yok. Mustafa'yı 40'ımdan sonra doğurdum. Geç gelen evlat fazla kıymetli olur derlerdi de. Olur mu öyle şey canım derdim. İçime el vermiyor işte Mustafa'ya. Ablacığım, bazen yüreğine taş basman lazım. Mustafa'nın her suçunu da örtemezsin. Hadi bunu da Allah korudu.
Yarın öbür gün daha büyük bir bela açarsa başına. Allah korusun. Hoş geldin. Aldın mı biletleri? Aldım. İyi, gidelim bir an evvel. Kalaydınız birkaç gün daha. Yok yok, gidelim biz. Evin de düzenini bozduk. Pala da işinden kalmasın. Hadi Pala, otur sofraya. Hadi ablacığım. Mustafa, hadi oğlum yemeği. Nasıl gidiyor aslan? İyilik Savaş Bey. Ne olsun? Yok mu bugün? Yok. Balık haline gitti. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay geç kalmadım değil mi? Hayır. Ben erken geldim. Sen kokunu mu değiştirdin? Evet. Niye ki? Ne oldu? Sevmedin mi yeni kokumu? 100 tane parfüm kokladım. Senin kokunu bulacağım diye. Kıza nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Ne zor şeymiş koku tarif etmek. İnanmıyorum. Ben de bulamadığım için değiştirmiştim. Ciddi misin? Çok sevindim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Süreyim mi hemen? Sürsene. İki koku karışacak ama. Olsun. Ben bu kokuyla sevdim seni. Bu kokuyu unutmam mümkün değil. İşte sensin bu. Yasemin'in kokusu. Ben de sana bunu almıştım. Bana mı? İkimiz de aynı anda birbirimize hediye mi alıyorduk yani? Kalp kalbe karşıdır diye boşuna dememişler. Açsana. Bu da yapıştı ha. Bora, Baldarların bütçesini ne zaman yapacağız? Yaparız, acelesi yok. Niye ağırdan alıyoruz? Adam 1 milyon doları geçti hesabımıza. Yarın hani filmim diye sorarsa ne diyeceğiz? Baron'un daha keyfi gelmedi mi diyeceğiz? Sevgi, bir şey soracağım. Savaş Baldar, biricik ortağımızın sevgilisi değil mi? İyi işte. Yani sırf bu yüzden daha çok asılmamız gerekmez mi Bora? Ya sık boğaz etme beni. Savaş Baldar, başka ajansa gidecek değil ya. Hadi ben kaçıyorum. Nereye? Çıkmam lazım, görüşürüz. Bora saçmalama, bütçe ne olacak? Sen hazırla, sonra beraber bakarız. Bundan sonra yazamıyorum, beceremiyorum diyemezsin. Bak buna yaz. Tamam. Rahat rahat kopya çekerim artık bundan. Okusana birini. Rastgele aç. Faruk Nafiz çıktı. Pirari şiiri. Ne güzelmiş. Okusana. Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tellerine. Dalan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine. Aşkım seni canavarlar gibi takip edecek. Canavarlar gibi. Şimdi sen seç bir sayfa. Bakalım hangimizinki daha güzel. Bakayım. Oo, Turgut Uyar. Bu da çok güzel. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi. Ağaçlar gibi.
Sularım ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli elim yetsin. Seni aldım bana ayırdım. Durma kendini hatırlat. Durma kendini hatırlat. Durma göğe bakalım. Anla Yasemin. Ben deliyim. Senin aşkının delisi. Biliyorum. Beni bir yıl boyunca aramandan belli deli oldun. İşi kıralım mı bugün? Nasıl yani? Gitmeyelim işe. Okul kaçakları gibi gezelim. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Hadi. El ele yürürüz ne güzel. Gerçekten delisin sen. İnkar etmiyorum ki. Ne diyorsun? Çok tatlı kazandırıyor ama riski yüksek. Kaan bütün keşini buna yatırmış. Bir gecede ikiye katladım diyor. Doğrudur. Bunları iyi kazandırıyor. Heh, şu Kaan'ın yatırdığı şirket. Ethical Investment mı? Hı hı. Dora, bu çok riskli. Söylemedin değil mi? Ya tamam, tamam giriyorum. Alıyorum riski. İyi. Sen bilirsin. Niye esti Bora sana böyle birden? Epeydir bu işlere girmiyordun. Çok canım sıkkın Arda ya. Hayırdır? İşler ters gitti. Müşteri temsilcimi şirkete ortak etmek zorunda kaldım. Yapma ya. Kötü olmuş. Şirketin yarısı benimdi. Şimdi oldu üçte biri. Arayı kapatmam lazım. Ortakların evet diyecek mi borsada oynamanı? Onlara soran yok ki. Nakit yönetimi bende. İyi. Oğlum, gel ortaya karışık yapalım. Az olur ama garantili olur. Ha? Arda, benim acelem var. Fazla tutamayacağım ki parayı. Vurup kaçacağım. Tamam. Nasıl istersen. Ne kadarlık? Çok. Bayağı çok. Arayacağım. Aramayacağım. Eh be kızım. Meşgulüz işte. Kadın olayı mı? Sorma. Yapıştı yakama düşmüyor bir türlü. Ya bırak. Yine kim bilir hangi zavallıyı oynatıyorsundur parmağında. Güzel mi bari? Çok güzel aslında biliyor musun? Uğraşmak lazım. Nesiyle uğraşacaksın ki? Düşmüş zaten avucuna. Takıl gitsin. Dur bakalım. Yasemin, sırtındaki bıçağı ne zaman anlatacaksın bana? Mehmet'i mi? Mehmet miydi adı? Ne kadar sürdü? 3 seneden fazla. Nişanlıydık biz. Bir hafta sonra düğünümüz vardı. İş yerimden bir arkadaşımla yakaladım. Hem de tuttuğumuz evin yatak odasında. Anladım. Sandığımdan çok daha ciddiymiş. Boşuna mı delirdim de soluğu Bodrum'da aldım sanıyorsun?
Her şeyi daha iyi anladım şimdi. Aşka inanç kolay kurulmuyor Savaş. Çok zaman alıyor. Köpekler sahiplerine güvenirlerse sırt üstü yatarlar ya, böyle karınlarını açarlar, korkmazlar. İnsan sevdiğine güvenince de öyle oluyor işte. Tamamen teslim oluyor. Bu kadar güvenirken ihanete uğramak da mahvediyor insanı. Bir sene sürdü benim kendimi toparlamam. Canım benim. Ne kadar çok üzülmüşsün sen. İyiyim ama şimdi. Seninle birlikte yeniden doğdum ben. Sen beni aşka yeniden inandırdın. Açsana, önemlidir belki. Çiçek arıyor. Yengem. Aç aç. Efendim Çiçek. Savaş merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Hani sen staj için okul araştır dedin ya sabah. Birkaç tane buldum. Biri karşı tarafta, biri bizim eve yakın. İyi, güzel. Şahnur Ana eve yakına bile... Olmaz diyecek biliyorum ama... Ya hele karşıdakine hayatta izin vermez. Ama o bana çok uygun. Sen karşıdakini istiyorsan tamamdır Çiçek, ben hallederim. Bir de Bakırköy tarafında var aslında. İyi İngilizce lazım gerçi. Benim İngilizcem fena değil ama... Yeter mi bilmiyorum. Onu da deneyeyim diyorum. Ne dersin? Çiçek. Sen hangisini istiyorsan okulu halledeceğim dedim, tamam mı? Affedersin. Meşgulsün galiba. Ben seni tutmayayım. Akşama konuşuruz, olur mu? Tamam. Kolay gelsin. Ne okulu soruyor yenge? Staj yapacaktı. Mezun oluyor. Ne güzel, öğretmen olacaktı değil mi? Aha. Yapabilecek mi yani? Töre falan demiştin ya. Yapacak tabii. Yapmasını sağlayacağım. Sen ne kadar harika bir adamsın ya. Herkesin yardımına yetişiyorsun değil mi? Ya bırak şimdi. Ne kadar şanslıyım. Sen nasıl çıktın benim karşıma? Kader nasıl kesiştirdi yollarımızı? Ben bulayım mı yengeni okul? Benim bir sürü tanıdığım var yani, gerçekten. Sağ ol, bir tanem gerek yok. O bulmuş. Ben annemle konuşacağım sadece. Neyse. Biz konumuza dönelim. Neydi ki konumuz? Mehmet'i unutabildin mi? Yani sana yaptıklarını. Hayır. Asla. İnsan kendisini sırtından bıçaklayan birini unutabilir mi? Tornavidayı versene. Şunu. Neredeyse 2 sene olacak ayrılalı. Yok, aklımdan çıkmıyor. O zaman çık karşısına abi, basit. O kadar kolay mı sanıyorsun? Bak ne kadar mutluyduk. Hakikaten ya. Böyle bir mutluluktan sonra ayrıldınız mı yani? Benim kafasızlığım. Bittim Egemen, bittim. 2 senedir yatıyorum Yasemin, kalkıyorum Yasemin. Sen de hak etmişsin abi kapıya konmayı. Hak ettim tabii. Hayvanım ben. Deli gibi seviyordu kız beni. Bir kaltağın yüzünden her şeyi mahvettim. Kimmiş peki sevgilisi? Biri var hayatında demiştin. Savaş Baldar diye biri. Holding patronuymuş. Baldar'da Holding. Oha. Şimdi yan bastın işte. Niye? Oğlum nasıl rekabet edeceksin holding patronuyla ha? Bak Yasemin paraya düşkün bir kız değil ki. Çalıştığı ajansa da ortak olmuş. Parası var. Ya hem mesele para değil Egemen. Mesele Yasemin'in kalbini tekrar kazanmak. Bilemem abi. Herif yakışıklı olabilir. Eskide kaldı o şişman kel patronlar. Yürü.
Gidelim mi artık işlerimize? Ne acelimiz var ki? Ya Baldarlar Et diye bir firmanın işleri var da patronu çok aksi. Ateşi olsa cürmü kadar yer yakar, boş ver. Ama işim var gerçekten. Tamam gidelim. Çalışkanlık böceği. Ne yapıyorsun? Savaş'ın resimleri mi onlar? Niye utanıyorsun? Seviyorsun sen Savaş'ı. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Ama o başkasını seviyor abla. Benim onu sevdiğimin farkında bile değil. Aman boş versene. Bence kimseyi sevdiği yok. O kızla takılıyor öyle. Öyle mi düşünüyorsun? Ya ben kardeşimi tanımaz mıyım? Daha bacak kadardı, bütün kızlar etrafındaydı. O da birinden diğerine. Hem senin öyle melek bir kalbin var ki. Savaş eninde sonunda anlayacak. Alo? Nazan, sevgilim. Merhaba Bora. Sabah telefonumu evde unutmuşum. Ancak şimdi getirtebildim. O yüzden arayamadım seni. Telefonunu mu unuttun? Hay Allah. Ben de neler düşünmüştüm. Neler? Neler geldi bakayım aklına senin? Ne bileyim, benden sıkıldığını, artık görmek istemediğini. Delirmişsin sen. Nazan, benim aklım fikrim seninle dolu. Bazen öyle deliriyorum ki. Evinize basıp seni kaçırmak istiyorum. Nazan. Efendim. Filmlerin senaryoları bu hafta sonu bitecek Alpay. Hı hı. Duydun mu Derya? Duydum Sevgi Hanım. Bir ikisi hazır zaten. Hı, öyle mi? İyi o zaman ver de bu akşam bir bakalım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Ne bu neşe? Savaş'la birlikteydik. Maşallah. Ya harika bir gün geçirdik. Darısı başına sevgicim. Allah sana da böyle bir aşk verir inşallah. Amin. Onun çocuğu mu yani? Ne bileyim. Yeğeni falan olamaz mı? Kardeşi yok ki. Bir ablası varmış, o da ölmüş. Allah Allah. Annesi Yasemin bebek. Bebek Yasemin'in kucağında. Ya nasıl sevgiyle bakıyor, aklın durur. Komşusunun çocuğunu sevmiyor herhalde. Evli değil diyorsun. Evlenmeden doğurmuş olamaz mı? Biriyle birlikte oldum demişti zaten. Annesi hala Bodrum'da mı? Hmm. Vallahi karışık bir iş Mehmet. Benim aklım ermedi pek. Hadi gidelim iki tek atalım bir yerlerde. Motor burada mı bırakacaksın? He kalsın. Ben biraz çıkıyorum. Nereye abla? Hava alacağım biraz. Abla ne oluyor? Biri var değil mi? Ya Çiçek. Tamam hadi git. Soran olursa alışverişe gitti derim. Çok sağ ol. Ama bak anlatacaksın. Ne demek bu Gökhan? Eksik evrak nedeniyle başvurunuz reddedildi ne demek? Efendim, dikkat etmemişiz. Dikkat etmemişsiniz.
Senin bu dikkatsizliğinin bana neye mal olduğunu farkında mısın sen? Bir daha olmaz Savaş Bey. Olmayacak zaten. Bizim de işim bitti. Anlamadım. Hizmetlerine teşekkür ederiz. İhbar, kıdem, her türlü tazminatın ödenecek. Ama Savaş Bey... Sana bu işin ne kadar önemli olduğunu kaç kere söyledim değil mi? Bütün işi gücü bırakacaksın, bununla uğraşacaksın demedim mi? Savaş Bey, tamam da ben... Teşekkür ederiz. Yeni işinde başarılar. Dila, gelir misin biraz? Hayret bir şey ya. Bütün umutlarımızı buna bağlıyoruz. Adamın yaptığına bak. Buyurun Savaş Bey. Teşvik dosyamız reddedildi. Ne? Bu herif dosyayı tamamlamadan göndermiş. İşine son verildi. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Herifi hemen uzaklaştırsınlar çevremizden. Tamam. Alo Nadia. Ne zaman dönüyorsun? Al canım. Sağ ol. Yine çok kalamayacağım ama. Baştan söyleyeyim. Ne zamana kadar böyle olacak? Ben de bilmiyorum Bora. Niye açık açık söylemiyorsun annene benimle birlikte olduğunu? Annem hem de. Hani savaş olsa bir derece. Niye? Annemi tanımıyorsun. Kıtır kıtır keser beni. Hadi canım. Kocaman kadınsın. Yok. Bizde öyle kocaman kadın falan olmak yok. Yani annem bizim aşiretin hanım ağası. Hanım ağalık mı kaldı ya? Vallahi bizde var. 10.000 kişi besliyoruz biz. Kaç kaç? Yani aşağı yukarı. Vanın tamamı sizin o zaman. Yok. O kadar da değil. Ama epeycesi bizim sayılır. Ailede annenin sözü mü geçer, savaşın mı? Eskiden annemin geçerdi. Ama şimdi savaş fena bastırıyor. Hangi konuda? Her konuda. Yani özellikle bu töreler falan. Hmm. Savaş anlayışla karşılar yani benimle birlikte olmanı. Yok. O kadar da değil. Yani burada olduğumu bilse... Böyle nikahsız falan. Vallahi düşünemiyorum bile ne yapacağını. Canım benim. Ne kadar zor bir hayatım var. Öyle. Kolay değil. Benden önce kimse oldu mu hayatında? Yani kocandan başka. İlk ben miyim? Evet. Seni böyle öpen. Erken geldiniz. Öyle oldu. Açma. Abla hadi. Hadi aç şunu. Açmam lazım. Alo Çiçek. Abla. Şanlıurfa'na geldi. Ne? Ne çabuk. Vallahi bilmiyorum. Hemen gelsen iyi olur. Tamam, tamam. Annem dönmüş. Benim hemen gitmem lazım. Bak.
Bak tekrar söylüyorum. Bu meseleyi Savaş duymayacak. Ne zamana kadar saklayacağız? Saklamayacağız, unutacağız. Abla, oğluna nasıl bir kötülük yaptığının farkında mısın? Farkındayım Pala. Bir de sen akıl verme. Çok şımardım Mustafa'yı biliyorum. Ama bundan sonra bitti. Kapandı bu mevzu. İnşallah. Göreceğiz bakalım. Artık kollamak yok. Ama bu mesele Savaş'ın kulağına gitmesin. İyi de... Savaş duyarsa ne olur bir düşünsene. Vallahi dayaktan gebertir Mustafa'yı. Tamam. Hallettik. Bitti. Kızcağız da okuyacak işte. Bak ne güzel. Vallahi mecalim kalmadı artık. Yaşlandım. İçim hiç rahat değil onu söyleyeyim. Bak gözümü seveyim deme bir şey. Bak söylersen yüzüne bakmam bir daha. Ablalık hakkımı da helal etmem. Bitmişim ben, bitmişim. Allah'ım al canımı, baş edemiyorum artık. Tamam Şahnur Hanım, tamam. Savaş'a bir şey söylemeyeceğim. Haklısın. Bir duysa zor alırız elinden Mustafa'yı. Ama sen de bir daha göz yummayacaksın. Hayır, katiyen. Yasemin. Mehmet. Yaklaşma bana. Unutamıyorum seni. Unutamıyorum. Ne işin var senin burada ya? Beni takip mi ediyorsun? Yasemin, aşkım dinle. Bana aşkım deme. Bana sakın aşkım deme. Sen hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun ya? Ya ne olur dinle. Sensiz yaşayamıyorum. Sensiz bittim ben. Seni unutamıyorum. Ya sensiz yapamıyorum. Bunu zamanında düşünecektin. Defol buradan. Bir şans ver bana. Yalvarıyorum. Son bir şans. Ya niye affetmiyorsun beni? Seni affetmek mi? Mehmet, sen beni sırtımdan bıçakladın. Ben sana güvenmiştim. Ben seni sevmiştim. Çevremde dolaşma. Seni bir kere daha çevremde görürsem yemin ediyorum başına çok büyük dert açarım. Polisi aramadan git şimdi. Bunların hiç hatırı yok mu? Bunları unut öyleyse. Başta geçen bütün o güzel günleri unut. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş geldiniz anne. Hayrola? Hani kalacaktım biraz? Nereden böyle bu saatte? Alışverişten. Gel, gel bir öpeyim. Özledim vallahi. İçki mi içtin sen? Bir kafede oturdum. Bir kadeh şarap içtim. Ne? Söylüyorsun bir de utanmadan. Sakın. Getirdi mi serseri oğlunu Van'dan? Bu kızı baş göz etmemiz lazım Pala.
İyice çığırından çıkmadan evlendirmemiz lazım bu kızı. Oğluma neler aldım? Nasıl güzel şeyler bunlar böyle. Nasıl? Beğendin mi oğlum? Beğendim. Endam, çorbaları koy. Hemen. Ey dayı, yengem nasıl? Anne Berfin'i getirseydiniz keşke. Çok özledim Zilli'yi. Canım benim, bir tanem. Neyin var Yasemin kızım senin? Ne bu yüzünün hali? Sorma anne. Mehmet çıktı karşıma şimdi eve girerken. Nereden çıkmış peki? Ne bileyim, Allah'ım manyağı. Evini nereden biliyor? Nasıl bulmuş adresini? Ajanstakilerden öğrenmiştir. Nereden bulacak? Ne istiyormuş peki? Hiç. Aynı şeyler. Affet beni. Ay Yasemin, bir o eksikti yani. Korkma canım, yaklaşamaz bana. Ama sen dikkatli ol, ne yapacağı belli olmaz. Gelip senin kapına dayanmasın. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Afiyet olsun. Anne hoş geldiniz. Sağ ol, sen de hoş geldin. Afiyet olsun. Beklemedik seni geç gelirsin diye. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Ne haber Mustafa? Nasıl geçti Van seyahati? Van da koymuş şapkasını önüne, düşünmüş abisi. Bir daha haytalık, serserilik yapmayacak. Öyle değil mi Mustafa? Mustafa. Yapmayacağım. Çiçek karar verdi mi hangi okulda staj yapacağına? Ne stajı? Çiçek gelecek ay mezun oluyor. Öğretmen olması için staj yapması lazım. Bu konuyu tartışmayacağız anne. Çiçek öğretmen olacak. Öğretmenlik yapacak, o kadar. Sevgilisi İtalya'da ya. Mahzun olmasın çocuk. İyi iyi. Canım, yerimizi ayırttırdım. Ciddi misin? Kaç gün kalacağız? Hafta sonu işte. Yani bütün hafta sonu. Ya bir ay falan. Aşkım, hafta sonu dediğin iki gün zaten. Sen ne yapıyorsun? Hiç, Sevgi geldi. Bir şeyler atıştırıyoruz, sonra da çalışacağız. Ne çalışacaksınız? Sana dedim ya, Baldarlar diye bir firmanın işine giriyoruz diye. Onun senaryolarına falan bakacağız. Ya boş verin. Ben tanıyorum onların patronunu. Aldırmaz o. Tabii tabii. İyi hadi çalışın siz. Tutmayayım ben sizi. Öpüyorum. Ben de canım. Nereye bakalım? Bakacağız artık. Bahar geliyor. E tabii aşk mevsimi. Hafta sonu ha? Hı. Cem neyin var senin? Hiç. İmrendim be abi. Ne güzel baş geçiyorsunuz. Baharda hafta sonu geçirmeler. Baş başa yemekler. Sizin elinizi tutan mı var Cem? Siz de gidin bir yerlere. Olur. Nadia'yı görürsem söylerim. Ya ama büyütsün ha. Pazartesi geliyor işte. Pazartesi mi? Bilmiyor muydun? Hayret bir şey ya. Sevgilimin ne zaman döneceğini senden öğreniyorum. Harika. Söylemedi mi sana? Sana söylemiş ya.
Yeter. Canım bana iş için söyledi. Ben aradım ne zaman döneceksin diye. Ben de aradım Savaş. Ben de sordum ne zaman döneceksin diye ama bana söylemedi. Ya Cem, sizin probleminiz ne? Ne bu haliniz? Ben biliyorum abi problemi. Neymiş? Nadia beni sevmiyor aslında. Daha iyi birini bulana kadar benimle idare ediyor. Bak şimdi, yani böyle konuşursan olmaz ama. Tamam, ben konuşacağım döneceğin Nadia'yla. Ben de konuşacağım Savaş. Bitti bu iş diyeceğim. Oğlum, erkek adam ağlar mı? Ağlar. Benim gibi umutsuzca seviyorsa ağlar. Cem, hani daha en başında Yasemin'in güvensizliğini anlatmıştım ya sana. Bir türlü aşka inanmıyor diye. Nadia de çok farklı değil aslında. Nasıl yani? Birine aşıktı biz üniversitedeyken. Acayip ama kör kütük. Çocuk ailesiyle tanışmaya gelecekti. Nadia'nın annesi babası falan hazırlanmışlar. Yemekler, şunlar bunlar. Bekliyorlar çocuğu. Herif o sırada evleniyormuş. Ne? Düşün. Aile sofra başında kızımızın sevdiği gelecek diye beklerken hayvanın düğünü varmış. İyi de niye anlatmadı bana bunu? Hala çok utanır bu olaydan. Nadia çok ketumdur Cem. Onu sevdiğine inandırmak çok zordur. Abi ne yapayım inandırmak için ya? Daha ne yapayım? Ben seviyorum onu. Deli gibi, divane gibi seviyorum. Biliyorum. Sabırlı ol kardeşim. Aşkından da sakın vazgeçme. Sonunda kazanan sen olacaksın. Ne yapıyorsun kızım? Ders mi çalışıyorsun? Hı hı. Demek öğretmenlik yapacaksın. Şahnur Ana, Savaş bana... Yap tabii. Mukaddes meslek. Savaş haklı. Zamanlar değişti. Bana yine de ters. Ters ama madem bu kadar istiyorsun... adına sanına leke getirmeden yaparsın sen. Aklı başında kızsın. Leke ne demek Şahnur Ana? Hiç getirir miyim? Başın önde gider gelirsin okula. Bizim çocuklardan birini veririz yanına. Seni götür getir ha. Teşekkürler. Bir de benim halimi düşün. Buyurun. Yasemin gözümün içine bakıyor evlenme teklif edeyim diye. Yapma ya. Kız haklı Cem. Adama sormazlar mı madem bu kadar çok seviyorsun niye evlenme teklif etmiyorsun diye. Savaşın gönlü kayıyor sana yavaş yavaş. Bilmiyorum Şahnur Ana. Sanmıyorum. Yo, tanırım ben o oğlumu. Başkası var ama. Geçecek. Geçici o kızlar kadınlar. Sabır kızım. Sabreden derviş muradına ermiş. Sonunda Savaş'ın gerçek karısı sen olacaksın. Ne düşünüyorsun? Önce Çiçek'ten boşanacağım. Kolay olacak mı? Olmayacak. Çok zor günler bekliyor beni. En zor kısmı ne biliyor musun? Çiçeğe boşanalım demek.
farkında mısın? Nazan'a bir haller oldu son zamanlarda. Nasıl yani? Sinirleri bozuk sanki. İki de bir parlıyor. Niye böyle? Bir şey biliyor musun sen? Yok Şahnur Ana. Nazan ablam gayet iyi bence. Bana öyle geldi demek. Aman da benim gelinim öğretmen olacakmış. Ha, gözün Nazan ablanda olsun, emek kızım. Yani bir şey görürsen gel bana anne, ablamla meşgul ol biraz de. Ha, hadi iyi geceler. Hadi Çiçek. Geliyorum. Kimlik. Cüzdan. Telefon da burada. Staj kağıdı. Staj kağıdı nerede? Hadi oğlum aç ağzını. Ağzım dolu anneanne. Günaydın. Günaydın. Ne o üstündeki senin? Blue jean. Nazan, beni çileden çıkartma. Git çıkar şunu. Niye? Ne demek niye? Dul kadına böyle şeyler giymek yakışıyor mu? Dul ne demek anne? Ne biçim konuşuyorsun ya? Gencecik kadın mezara mı sokmak istiyorsun? Çıkarma abla, çok yakışmış. Başımıza bir gelecek var ya, dur bakalım. Dila sana bir kurs bulmuş ehliyet için. Ara bugün de konuşun. Ciddi misin? Buna da itiraz edeceksen şimdi et anne. Ben karışmıyorum artık Savaş. Ne haliniz varsa görün. Niye kızıyorsun ki anneanne? Bütün arkadaşlarım annelerin ehliyeti var. Yaşa be Baran, konuş oğlum. Şahnur Hanım. Hala eski zamanlarda yaşayan hanım ha. Devir değişti artık. Savaş, ben hazırım. Oo, çok güzel olmuşsun öğretmen hanım. Sana öğretmen yenge diyeyim mi? De tabii. Ne arıyorsun? Bir şey unuttu mu diye bakıyorum. Her şey tamammış. Kaçta bitecek dersin? Ne oldu? Niye güldün? Sen dersin kaçta bitecek deyince ilk defa öğretmen olacağımı hissettim. Rüyalarım gerçek oldu. Çok teşekkür ederim Savaş. Çok 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 teşekkür ederim sana. Teşekkür edecek bir şey yok. Sana söz vermiştim. Evet. Niye sordun dersimi kaçta biteceğini? Seni almaya geleyim. Bir yerde oturup konuşuruz. Olur. Çok sevinirim. Buluşalım. Belki hatta sinemaya gideriz. Ama evde bir şikayetim yok benim. Şahnur Hanım da izin verdi öğretmenlik yapmama. Her şey yolunda artık. Dediğinizi yaptım diye ekmeğimden oldum Pala Bey. Bu mudur yani bana reva görülen muamele? Ne dedi tam onu anlat. Teşvik talebi reddedilmiş. Eksik evrak diye. Savaş ağa da aslı kesti. Kovdu beni işten. Çoluğum çocuğum var benim. Yaparız bir şey Gökhan. Dur hele biraz. Sabret. Yaparız da olmuyor ama. Acil bir iş bulmam lazım benim. Anladım. Haklısın. Aldın mı tazminatını? Aldım. Aldım da... Hazıra daha mı dayan?
Bu kadar mı? Ne demek o? Yok yani. Savaş Bey evrakı sizin aldığınızı bilse bunun en az 3 katını... Seni gebertirim lan. Gebertirim. Parçanı bulamazlar. Ulan sen bana şantaj mı yapıyorsun? İt! Yok Bala Bey, ben... Bir haftaya kadar işe koyacaktım seni. Mis gibi para kazanacaktım. Git şimdi, ne hali varsa gör. Savaş'a tek kelime dediğimi duyarsan faili meçhul olursun ona göre. Defol şimdi. Ulan nasıl dünya bu be? Herkes mi steker olur, üçkağıtçı şantajcı olur be kardeşim? Tamam kızım. Bey, hadi buyur. Oğlanlar nerede? Dışarı çıktılar arkadaşlarıyla. İyi. Çiçekten yeni müjde yok mu? Yok. Götürmüşler mi doktora tekrar? Arayıp soruyor musun? Arıyorum da bir şey anlattığı yok ki. Küs bana. Ne? Ne demekmiş o? Hiç. Hali nasıl, iyi misin diye sordum da beni baldarlara satarken sormadın. Şimdi mi aklına geldi dedi. Neyi soracakmış ulan? Bana mı soracakmışız? Giderim ağzının burnunu dağıtırım o kızın. Kim oluyor da anasına küsüyor? Ya be, Allah aşkına söylediğime pişman etme, tamam. İstanbul'da da bir evimiz olaydı. Sen İstanbul'da ev mi istiyorsun? Yani kıza yakın olsam diye. Elbet bebek olacak sonunda, sık sık giderim. Böyle olmuyor uzaktan. Pilavı da getireyim. Sevgili Savaş, bugün buluşabilseydik, sana nasıl minnettar olduğumu yüzüne söylemek isterdim. Ama yazmak daha kolaymış. Bugün okuldaki ilk günümdü. Nasıl mutluydum anlatamam. Sana minnetimi anlatmama kelimeler yetmez. Sen hayatın karşıma çıkardığı en büyük şanssın. Bir mucizesin benim için. Hayatımı geceyken gündüze, karanlıkken aydınlığa çevirdin. Korkularımı sevince, hayallerimi gerçeğe dönüştürdün. Sana sonsuz teşekkür ederim. Seni seviyorum. Siz de gelin Cem, Nadia'yı da al. Nadia pazartesi geliyor, İtalya'da ya. Sahi ya, hay Allah ya. Ne güzel olurdu gelseydiniz. Onlarla da gideriz. Nadia gelsin de. Ben bir içeriye bakayım. Niye çağırıyorsun sen şimdi onları? Ben belki seninle baş başa kalmak istiyorum. Canım, yine baş başa kalırdık. Yasemin. Oradaki bütün saatlerimi sadece seninle geçirmek istiyorum ben. Sadece seninle. Tamam tamam şımarık. Kalkalım mı artık? Daha valiz hazırlayacağım. Hadi. Erkenden alacağım seni. Sormadın mı senin çocuğun muydu diye? Fırsat bırakmadı ki. Bir daha seni görmek istemiyorum dedi. Kötü olmuş. Bence onun ama. Emin misin? Değilim Egemen. Nasıl emin olayım? Bence diyorum. Kaç gün kalacaksın? Bilmiyorum. Bakacağım artık. Hadi ben kaçıyorum. Habersiz bırakma beni, tamam mı? Merak etme. Hadi görüşürüz.
Erken yat. Sabah kapındayım ona göre. Tamam, sen merak etme. Aşkım benim. İyi geceler. Sana da canım. Söyleyeceğim ben bu kıza boşanmak istediğimi. Harika bir yer burası. Beğendin mi? Çok. Mutlu musun? Hem de nasıl? Ben de. Hadi dışarı çıkalım. Niye? Gezmeye gelmedik mi? Hava çok güzel. Burada baş başa olsak daha iyi değil mi? Hadi çıkalım, hadi. İyi peki. Nasıl olsa bütün gece bizim. Senin yanında o kadar huzurluyum ki. Bütün bir yıl kalabilirim burada. Biz de kayabilelim mi? Niye gülüyorsun? Romantizme gülünür mü? Çok eski tip bir romantizm, ona gülüyorum. Kayık, göl. Şimdi internet aşkları zamanı. Her şey sanal. Ben sevmem öyle şeyler. Eski adamım ben. Eski zamanlarda olsaydık keşke. Aynı kayığa binemezdik ama, nikah düşerdi. Olsun. Yanından geçerdim. Sana bakıp gül koklardım. İç çekerdim. Benim elimde de böyle beyaz bir şemsiye olurdu. Senin başında da fez. Böyle kaytan bıyık da bırakırdın. Sen de bana mendil atardın, işli falan. Sessizliği duyuyor musun? Sen, ben, doğa, aşkımız. Sessizlik ne kadar dinlendirici. Kuzucuğum. Doydun mu? Anneanne senin bebeğin.
atalım mı kuzucuğum? Annesi aramış mı oğlumu? Yanaklarından öp demiş mi? Hava ne güzeldi değil mi? Evet. Hadi üstümüzü değiştirip yemeğe gidelim. Boş ver yemeği. Sonra yeriz. Odadan çıkmayalım bence. Hadi yemeğe gidelim. Ya Savaş ne olur? Ne oldu? Sevmiyor musun yoksa beni? Hayır, tabii ki seviyorum. Ama... Ama ne? Yasemin, sorun ne? Niye kaçıyorsun benden? Kaçmıyorum. Hadi yemeğe gidelim. Kaçmıyorsun da ne yapıyorsun? İstemiyorum. İstemiyorsun. Beni. Hayır aşkım, seni değil. Ya of, yapamayacağım Savaş. Güvenmiyorsun değil mi bana? Güvenle alakası yok. Neyle var? Yasemin, kalktık buraya geldik. Yani evet geldik ama... Ya Savaş lütfen. Kendimi hazır hissetmiyorum. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Restoranda bekliyorum seni. Savaş. Ya. Alo. Ne?